Özür dilerim. Sana güvenmekle hata etmişim. Bu kapı niye kapalı? Bihter Hanım kapatmış. Şimdi açarım. Ben senden çok özür dilerim Bihter. Defol hayatımdan. Bihter. Defol. Neredesin? Anne, lütfen dinle. Şimdi yukarı çık, Adnan girmeden benim odama giremen. Mektubu aldım. Tal. Açmadın değil mi? Nasıl bir saçmalık yaptığını öğrenmek için tabii ki açtım. Hemen yırt at o mektubu. Lütfen hemen. Merak etme, çoktan yok ettim bile. Şimdi neredeysen hemen dön evine. Daha başka bir saçmalık yapmadan dön. Yoldayım. Behlül yanında mı? Ne Behlül, ne saçmalıyorsun? O mektuptan bunu mu anladın sen? Behlül'le mi gittiğimi zannettin? Tamam, sen öyle değil diyorsan. Değil tabii. Ben sadece biraz nefes almak istedim. Peki. Bir an önce eve gel de konuşalım. Tamam. Thank you.
Sana güvenmekle hata etmişim. Defol hayatımdan, defol. Evet Nihat. Şimdi aldım notunuzu. Azerbaycan'daki şantiyelere gidecekmişiz. Evet. Yarın hem de. Hemen toparlanabilecek misin? Tabii tabii. Projeler hazır zaten. Uçakta size de detayları aktarırım. Ben gelemiyorum. Onu söylemeyi unuttum. Öyle mi? Evet. Bu hafta burada olmam gerekiyor. Ama beni Behlül temsil etsin istiyorum. Bunun da yavaş yavaş oyuna ısınması lazım. Anlıyorum tabii. Bütün şantiyeleri tek tek gezdir. Behlül'ü de tanısınlar artık. Gayet tabii, olur. Teşekkür ederim. Behlül'e söylemedim daha. Şimdi ararım detayları, onunla birlikte konuşursunuz. Peki Adnan Bey. Görüşmek üzere. Şimdiden iyi yolculuklar. Ben sık sık arar bilgi alırım senden. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Baba. Ne haber? Erken gelmişsin. Evet. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Akşama kadar holdingdesin sanıyordum. İşim erken bitti. Çok sevindim. Bizim de dersimiz bitti. Veya bitmek üzere. Bitti, bitti. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Sınava hazır mı sizce? Evet. Çok iyi. Tebrik ederim. Ayağım bu haldeyken yapacak bir şey yok. Paso çalışıyorum. Paso. Devamlı yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Matmazel. Ben aşağı iniyorum. Adnan Bey, uygun olduğunuzda sizinle biraz konuşmak istiyorum. Tatil takvimim hakkında. Hay hay. Ne zaman istersiniz? Teşekkürler. Bugün egzersizlerini yaptın mı? Evet. Beşir'le Matmazel'den kaçılmıyor ki. Az kaldı. Biraz daha sabret. Öyle yapıyorum zaten. Şimdi biraz yarışmaya ne dersin? Her zaman hazırım. Adnan Bey odasında mı hala? Galiba. Anahtarları aldığın yere koydun mu? Evet, hiç merak etmeyin. Kendime de yedeklerini yaptırdım. Ne olur ne olmaz. İyi.
defter hakkında ne düşünüyorsun? Ne demek ne düşünüyorsun? Yani seviyor musun? Hem de çok. Ya of! Dikkatli oynar mısın lütfen baba? Affedersin. Niye sordun ki? Ters bir şey mi yapmışım yoksa? Hayır, hayır. Uzun zamandır konuşamadık. Ne düşünüyorsun bilmek istedim. Ben çok seviyorum. Yanaklarımı ısırdığı zaman bozuluyorum bir tek. Şaka şaka. Ablam bile seviyor artık. Bile ne demek? Yani baştan soğuk davranıyordu. Ablamı bilirsin. Ama kötü niyetli değil. Sadece seni daha çok sevdiği için. Biliyorum. Tartıştığın zaman da çok üzülüyor. Ama Belül her evlilikte olur diyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Lütfen devam edin. Saatin farkında değilim. Hoş geldiniz. Nasılsın Pelin'cim? Teşekkür ederim. Çok güzel çalıyorsunuz. Evet. Nihal'den iyi, evet. Haliyle. Hadi yukarı. Siz de gelin Matmazel. Balo için program hazırlayacağız. Yardım edersiniz. Tamam. Gelirim birazdan. Ah, Adnan Bey de evde. Yukarıda Bülent'in yanında. Aa. Hadi gel. Bihter'e soralım asıl. O dernekte bir sürü davet organizasyonu yapıyormuş. Evet. Yukarıdalar mı? Bihter Hanım dışarıda. Firdevs Hanım dinleniyor herhalde. Tamam. Süleyman Efendi brownie yapacaktı. Yaptı. Şimdi çıkaracağım çocukları. Ben de onlarla yerim o zaman. Peki efendim. Ne yapılıyor burada bakayım? Oo. Hey, Pelin. Ya insan bitti telefon açar önceden. Sen her halinle yakışıklısın bir tanem. Sen de öyle. Nasılsın Pelin? Teşekkür ederim Adnan amca. Geçmiş olsun. Sen öpünce geçti. Kötü şapkın. Behlül yetiştiriyor. Aa, Behlül yok mu? Bilmem, yok herhalde. Akşam yemeğine kalacaksın değil mi? Pelin bu gece bizde kalacak. Birden pat diye söylenir mi? Alıştıra alıştıra söyler insan. İyi misin taklım? İyiyim taklım. Nasıl gidiyor balo hazırlıkları? Ona çalışacağız birlikte. Bihter gelsin, onunla da bir toplantı yapacağız. Yardım eder değil mi baba? Eder tabii. Niye etmesin? Ha baba? Eder tabii. Güzel. Hadi gel üstümüzü değiştirelim. Ajansa davet mektubu görünce dondum resmen. Burada işin tadını çıkarıyor. En son söyledi eşek kafalı. Dur bir dakika. Behlül geldi. Ben seni sonra arayacağım. Hadi çok öptüm. Bay bay. Aşkım. Sabahtan beri kaç kere arıyorum. Niye açmıyorsun? Şirketteydim. Doğruca sana geldim işte. Sıkı dur.
Büyük bir haberim var sana. Paris'in en ünlü ajansından davet alan tek top model kim? Paris'e davet ediyorlar beni Behlül. Bir yıllığına hem de. Elif hemen evlenir. Ama öyle konuşmamış mıydık? Elif hemen evlenelim. Seneye evleniriz dedik. Askerliğim falan bittikten sonra. Ya ben de onun için... Evlenelim diyorum. Bir yıl beklememize gerek yok. Ama hayatım, kontrat yapacağım adamlarla. Benim için büyük bir fırsat. Bu yıllardır bekliyorum biliyorsun. Hiçbir şey umurumda değil. Evlenelim. Umurunda olmadığını biliyorum zaten. Mesleğimi hiç ciddiye almıyorsun. Mahsus yapıyorsun işe almayayım diye. Ama kusura bakma, şansımı deneyeceğim. Ne istiyorsan yap öyleyse. Nereye? Gel konuşalım. Duşa gireceğim. Babacığım. Başka bir arzunuz var mı Deniz Hanım? Hayır, teşekkürler Nesrin'ciğim. Afiyet olsun. Sağ ol Nesrin. Yumulun. Buyurun. Bu çok bana ama. Aman babacığım. Beğenen beğendi nasılsa, yeri rahat rahat. Ablam evlendikten sonra 1000 kilo olacak, ben size söyleyeyim. Öbür bacağına doğru geliyorum Bülent. Aman gelme. Hı? Bülent? Hı, Bihter geldi. Arabasını mı değiştirdi Bihter? Babam doğum günü hediyesi aldı. Ben de okuldan mezun olunca böyle bir jest bekliyorum, biliyorsun değil mi baba? Biliyorum. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Adnan çocuklarla berabermiş. Nerede mektup? Yırttığından emin olmak istiyorum. Al bak. İnanmayacağını bildiğim için atmadım. Nasıl buldun mektubu? Dün gece olanlar, bugünkü halin. Sonra küçük bir çantayla çıktığını söyledi Katya. Bir de odanın kapısının kilitli olduğunu öğrenince... Katya'yı açtırdım hemen kapıyı. Thank you.
ol. Kilitli kapılar ilgi alanım. Nasıl unuttum? Allah'tan öyle bir ilgim var, evet. Böylelikle evliliğini kurtardım. Ne yaptığını sanıyorsun sen Bihter? Nereye gidecektin? Ateşe yürüyorum ne demek? Yanacağımı bile bile gidiyorum demişsin. İlk kez yüzümde, bedenimde ateşi hissediyorum. Yeter, sus. Aramızdaki yaştan bahsetmek istedim ben. Gün geçtikçe bu farkın açıldığını hissediyorum onun için. Ben sana başında söylemiştim. Ama bu fark önemli değil demiştin. Artık gerçekten de önemli değil. Kendini kandırma. Buyurun Adnan Bey. Bihter Hanım içeride mi? Evet efendim. Onu atölyede beklediğini söyleyin lütfen. Tabii. Sen Bihter Ziyagil'sin. Bu bütün mesafeleri kapatır. Aptallık etme. Adnan Bey atölye... Geldiğini gördüm. Salonda bekledim ama. Annem tuttu. Biraz yürüyelim. Merhabalar Adnan Bey. Merhaba. Hazır bahçeye çıkmışken şu seraya beraber bakalım mı Adnan Bey? Eksikleri beraber tespit edelim. Şimdi sırası değil, sonra. Peki efendim. Her yere baktım ayol. Saatlerce dört döndüm, baktım yoktu. Ay sonra döndüm bir baktım, komidinin üstündeydi. Şeytan aldı götürdü herhalde. Ben o şeytanı ne yaparım biliyor musun? Bacaklarını kırarım tek tek. Cemile! Cemile, hadi kızım. Yürü babanın ayakkabısını getir, çizmelerle girmesin. Ne bakıyorsunuz? Bilmem, sence? Hiçbir fikrim yok. Hadi şu mantarları yıka da limonlu suya koy. Evet. Kararını öğrenmek istiyorum. Dün gece söylediklerini çok düşündüm. Sen beni görmek istediğin gibi görüyorsun ama o ben değilim dedin. Bihter. Seni anlamadığımı mı düşünüyorsun? Veya beni sevmediğini anladın. Seni seviyorum. Ben şımarığın tekiyim. Gerçekten.
Senin sevginden emin olamadığım zamanlarda emin olmak için deniyorum galiba. Belki de şansımı fazlasıyla zorluyorum. Dün gece onu anladım. Bir kez daha ayrılalım dersen, sözle değil ima bile edersen, cevabım peki ayrılalım olacak. Belki cevap bile vermeyeceğim. Hemen uygulamaya geçeceğim. Beni böyle sınama Bihter. Seni çok seviyorum. Sana çok düşkünüm. Ama beni sınama. Benim çocuklarım için bir devamlılığa ihtiyacım var. İstikrar. Benim için, bizim için çok önemli. Lütfen bir tane. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Nerede kaldın? Para bulamıyorum. Yardım et bana. Çok zor durumdayım. Böyle olacağı belliydi. Nasıl bile bile... Ben nasihat istemiyorum. Çıkış yoluna götür beni. Hemen teminatını geri çek, ihaleden çekildiğini söyle. İtibarım yerle bir olur. Zaten herkes sana gülüyor baba. Zaten yerlerde itibarın. Hiç işe yaramayacak bir yatırım yaptın. Sırf ziyagiller işi alacak diye. Nasıl bir hırstır seninki? Küçük bir şirket kurarız. Ben olmam künyesinde. Paravan bir şirket. Sen işlerini bana yaptırırsın. Gizli ortağım olursun. İnşaat sektöründeki firmalar senin kontrolünde. Aklını kullan, yardım et bana. Bir yıl ayakta durabilmem için destek ol. Sonra başımızın çaresine bakarız. Kesinlikle böyle bir şey yapmam. Sen kimsin? Sen kimsin? Ziya gelmiş soyadın. Allah'ın cezası. Arabayı getirebilirsin. Sadece eğlence üstüne kurulu bir gece olsun. Herkes yılların stresini tepine tepine atsın bence. Harika. Tabii canım. Bırakın. Hocalar diploma töreninde konuşacak nasıl olsa. Bır 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 bır. Ne o öyle? Doğru söylüyor. Sunucu falan da sizden olmasın. Tutarsınız profesyonel birini. Tabii. Komite yıllardır bu gece için para biriktiriyor. Böyle düşünün bence. Yoksa siz o gece koşturup duracaksınız. Hiçbir şey anlamayacaksınız. Kıyafetler de boşa gidecek tabii. Aynen. Benden bu kadar. Aklınızı yeterince karıştırdım. Ben aşağı iniyorum. Hayır, çok doğru şeyler söylediniz. Teşekkür ederiz. Yarın uzun bir toplantı yapacağız okulda, anlaşıldı. Kavalyeleriniz belli oldu mu? Ben babamla giderim herhalde. Sahi mi? Behlül'ü de ben çağırdım o zaman. Yani babam gelmezse Behlül'le gideceğim tabii.
Merak etme Pelin. Ben Balu'ya kadar iyileşirim. Beğenemedin mi? Hayır canım. Birkaç sene sonra ben de Behlül gibi olunca peşimden koşturacaksın ama ne haber? O zaman ben de bu sözleri hatırlayacağım. Uzak değil yani. Canımın içi. Aslında doğru söylüyor. Behlül'den daha yakışıklı olacak benim kardeşim. Arasana Behlül'ü. Benim geldiğimi de söyle. Akşam gelsin. Okuldadır belki ama. Bir sene çok uzun değil ki. Sonra kafamız rahat evleniriz. Efendim. Neredesin? Elif'teyim. Elif'teyim, şansını küssün. Ne oldu? Pelin bu akşam bizde de. Seni sordu, akşam yemeğine gelecek misin? Sanmıyorum. Aman iyi, Nazlı. Hadi bay bay. Nihal. Amcam evde mi? Evde, ne oldu? Beni aramış da. Şimdi arayacaktım ben de onu. Ha, ara. Demin yanımızdaydı. Bihter gelince indi aşağı. Bihter evde mi? Evet. Çok mu tuhaf? Hayır canım. Dernekte olacaklardı da. İyi. Hadi bay bay. Herkes evde yani. Bay bay. Deli bu da. Benle dalga geçiyor. Eve mi çağırıyorlar? Pardon canım. Neredesiniz beyefendi? Buradayım amca. Saatlerdir arıyorum Köftör. Niye açmıyorsun? Sessizliğiymiş. Şimdi gördüm. Ne oldu? Eve gel de bir konuşalım istiyorum. Ne oldu? Yahu iş konuşacağız. Telefonda mı söyleyeyim? Elif'le bir program yapmıştık da. O da gelsin. Biraz uğrayın konuşalım. Yarın Nihat'la Azerbaycan'a gideceksin. Azerbaycan'a mı? Evet. Şantiyeleri dolaşacaksınız birlikte. Ha. Anladım. Bugün büyük bir imza daha attık. Seni de tanısınlar istiyorum. Tabii tabii olur. Hadi gel de detayları konuşalım. Sen de hazırlan bir an önce. Nihat'la konuşun filan. Tamam olur amcacığım, giderim tabii ki. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok öptüm. Eve dönelim mi? Ortalıktan kaybolduk. Tamam. Azerbaycan'a gidiyorum. Çok sevindin. Büyük iş yapılacak da. Adamlar tanısın seni diyor amcam. Çok güzel. Benim eve gitmem lazım. Ben? Biz iş konuşacağız şimdi. Sen istersen sonra gelirsin. Tamam. Bir iki saat uyurum. Benim için daha iyi. Hadi bay.
Pardon. İçeride olduğunuzu bilmiyordum. Yok canım, bahçeyi seyrediyordum. Hmm. Bugün ne güzel bir parça çalıyordunuz. Dinlediniz mi? Evet. Tutkulu. Hırçın. Müthiş bir parça. Sevdiniz mi? Rahmaninov'un bir eseri. Morceau de fantaisie. Çok güzel. Yürüyüşten mi? Evet. Bahçe harika. Güneşlenmeye başlarız yavaş yavaş. Adnan Bey yorgun görünüyor. Yorgun musun hayatım? Hayır. Merhaba. Aa, misafirimiz varmış, hiç söylemiyorsunuz. Evet, bu gece sizde kalıyorum. Balo komitesi pijamalarla toplanacak akşam. Bihter. Bize yardım et ne olur. Sana çok ihtiyacımız var. Evet, şıklıklar düşünmemiz lazım. Hem balo hem şıklık deyince Firdevs Hanım akla gelir biliyorsunuz. O benden daha tecrübeli. Ay, seve seve yardım ederim. Gelin benim adaya geçelim. Ay, çok heyecanlandım. Hadi hadi gelin. Adnancığım. Bana yemekte kararları açıklarsınız tamam. Artık. Biz de konuşabiliriz isterseniz. Tabii. Ben yazı böyle planladım. Nihal'in Ağustos'ta ve Eylül'de konservatuar sınavları var biliyorsunuz. Temmuz ortasında daha yoğun çalışmaya başlayacağız. Sonuçlar belli olduktan sonra ben taşınmak istiyorum Adnan Bey. Yavaş yavaş bakınmaya başladım. Buraya yakın bir yer bulunca çıkmak istiyorum izin verirseniz. Burada rahat değilseniz. Hayır. Kesinlikle ilgisi yok. Ama böylesi daha doğru olacak. Çocuklarla günlük rutinde yine görüşeceğiz. Bülent'in derslerine yardımcı olacağım. Nihal'le piyano çalışmaya devam edeceğiz. Yani bir tek bu evde kalmayacağım. Çok ısrar ederseniz biz de kararınıza saygı duyarız tabii. Ama lütfen bunu bir de çocuklarla konuşalım. Şimdi değil. Üniversite sınavından sonra konuşacağım Nihal'le. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Baban mı gelmiş oğlum? Nihat? Evet. Hemen altını değiştirin, ben geliyorum. Peki Peyker Hanım. Canım. Niye erken geldin? Aa. Yine nereye? Azerbaycan'a.
Yarın sabah yola çıkıyoruz Behlül'le. Behlül ne alaka? Adnan Bey ufak ufak işe alıştırmak istiyor onu da. Kaç gün kalacaksın? 5. İyi. Ne yapalım? Neredeydin sen? Doruğu kontrol için doktora götüreceğim demiştim. Unuttun mu? Aa evet. Her şey normal dedi. Geçen aydan beri 550 gram almış. Çok hızlı büyüyor. Bazı giysiler üzerine olmuyor biliyor musun? Ne oldu? Neyin var senin? Canım sıkılıyor. Bizi bırakıp gidiyorsun diye mi? Bir şey mi oldu? Babamla tartıştık yine. Tahmin ettim. Para bulamamış, yine bütün hırsını benden aldı. Artık ona tahammül edemiyorum. Biraz uzaklaşmak iyi gelecek öyleyse. Tam zamanında çıkmış bu iş. Bilemiyorum, çok sıkılıyorum Peker, çok. Koskoca Hilmi Önal kapı kapı dolaşıp para dileniyor. Niye? Oğlu babasına kazık attı diye. Kendini böyle saçma sapan şeylere inandırmaya çalışacağına bu duruma nasıl geldiğini düşün. Hiçbir zaman benden yana olmadın zaten. Ne sen ne oğlun. İhaleden çekileceğim. Başka çarem yok. En iyisi. Senin baktığın yerden öyle görünüyor tabii. Ama ben piyasanın maskarası oldum Aynur Hanım. Şirketlerim kan kaybediyor. Ama senin umurunda değil tabii. Benim şirketlerim tepe taklak olurken oğlunun yıldızı giderek parlıyor. O aptalın sayesinde Adnan Ziyagil servetine servet katıyor. Sefasında Firdevs Hanım sürüyor. Beni buraya bunları söylemek için mi çağırdın? Artık dayanamıyorum. Beni yalnız bırakma. Bari sen yanımda ol. Ya eski filmlerdeki balolara özendik. Bütün kızların kollarında dans kartları vardı. Dans etmek isteyen erkekler ismini yazıyordu. Gecenin sonuna doğru. Gecenin sonuna doğru. Benim kollarımda kartlar sallanıyor. Bütün oğlanlarla dans etmekten, yorgunluktan ölüyorum. Kızlar da beni otururken görseler zaten parçalayacaklar. Neredeyse kendi kendilerine dans edeceklerdi, o haldelerdi yani. Bazen bir ikisiyle karşılaşıyoruz. Hala böyle o kıskanç bakışları görüyorum. Ay çok hoştu. Biz kesinlikle kart olayına girmeyelim. Kesin. O geceden sonra bir daha uygulandığını zannetmiyorum zaten. Behlül geldi. O da katılsın bizim komiteye. Hiç başka işi yoktu. Ne kadar çok fikir alırsak o kadar iyi. Sizce de öyle değil mi? Hadi bakalım devam edin siz, ben Adnan'a bir bakayım. Beni görünce şaşıracak. Deli. Merhaba. Ne haber Perin? İyilik. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ne o? Bugün iltifat yok mu? İltifata gerek yok. Gerçekler ortada. Bu da iyi.
mezuniyet balosuna hazırlanıyoruz. Ne güzel. Gelsene, organizasyonla ilgili Firdevs Hanım'dan fikir alıyoruz. Sen de bir şeyler söyle. Amcam bekliyor şimdi, sonra gelirim. Gelin, biz devam edelim. Gel Behlül, gel. Merhaba. Otur bakalım. Hoş geldin. Ne oldu, yüzün bir tuhaf? Bir şey yok. İşe gönderiyorsun diye bozulmuş birileri. Yok canım, bozuk falan değilim. Seve seve gideceğim. O zaman başlayalım bakalım. Şöyle genel hatlarıyla senden neler istediğimi anlatayım. Dinliyorum. Ben sizi yalnız bırakayım, rahat rahat konuşun. Herhangi bir yarışma, rekabet falan olmayacak. Sadece eğlence. Adnan Bey, gecenin finansmanında size de görev düşüyor değil mi? Evet. O konuyu yarın konuşuruz seninle. Tamam, seve seve. Afiyet olsun. Nerede kaldın sevgilim? Sen gelmeden başladık. İyi yaptınız. Peyker'le konuşuyordum. Nihat yokken gel bizde kal dedim. Ha, çok iyi yapmışsın. Gelecek mi? Evet, yarın sabahtan geliyorlar. Yaşasın. Doğru, bol bol sevebileceğiz. Behlül kaçıracak, yazık. Biz Doruk'la eğlenirken o bizden çok uzaklarda olacak. Yapma, zaten şimdiden hasret çekmeye başladı. Baksanıza yüzü gülmüyor hiç. Olmadı şimdi ama. Sanki sizi ayırmışım gibi huzursuz hissettim. Rahat olun siz. Böyle ayrılıklara alışması lazım artık. Söylemedin mi yoksa? Hı? Neyi? Benim işi canım. Yok. Fırsat olmadı. Paris'te bir ajansla anlaştım. Ne diyorsun? Bir yıllık sözleşme imzalayacağım. Ay, harika bir haber bu. Tebrik ederim. Hayırlı olsun, çok güzel. Sürekli gelip gideceğim. Ama herkesin bekleyip de elde edemediği bir şey bu. Çok önemli benim için. Bravo Elif, çok sevindim. Kusura bakma, ben sevindim diyemeyeceğim. Behlül de hoşlanmadı bu işten. Hatta vazgeçirmek için hemen evlenelim diye ısrar etti ama... Bugün ben ona müjdeyi nasıl vereceğimi düşünürken...
O geldi hemen evlenelim diyiverdi. Zamanlama harika yani. Bence de. Önce kariyer. Nasıl olsa seneye evlenmeye karar vermişsiniz değil mi? Evet. Öyle. O zaman Elif'e içelim. Bu güzel kontrat. Teşekkür ederim. Başarılar, tebrikler. Teşekkürler. Evet. Çamaşırlarını getirdim. Bırak oraya. Yerleştireyim istersen. Yok, ben yerleştiririm sonra. Ders çalışıyorsun, bölünme diye dedim. Yok, sağ ol. Hallederim mi? Zor mu? Değil. İlaçlarını alıyorsun değil mi? Evet. Doktor ne zaman kontrole gel demişti? Cemile lütfen izin verir misin? Aman iyi, üf. Beğendiği pek beğenmişler. Söyleyeyim de üzerimde kalmasın. Oh oh, afiyet olsun. Otur, sana da çay koyuyorum. Vallahi iyi olur. Katya, ne bunlar? Nereden buldun? Çantamı mı karıştırdın? Çantan devrilmişti. İçindekiler yere dökülmüştü. Yalan söyleme. Şşş! Ne oluyor ayol? Niye giriyorsun sen benim odama? Çamaşırlarını bıraktım. Gürültüye getirme de söyle. Ne arıyor bunlar sende? Sana ne? Odaların anahtarları mı onlar? Evet. Nereden buldun, yaptırdın mı? Size hesap vermek zorunda mıyım ben? Maalesef. Kim söyledi sana anahtar yaptır diye? Bihter Hanım. Asıllarını da o verdi. Git kendine bir takım yaptır dedi, ben de yaptırdım. Sen yukarıların hizmetine bakmıyorsun ki. Niye böyle bir şey istedi senden? Bilemiyorum. Eğer o da size hesap vermek zorundaysa sorar öğrenirsiniz. Atıyor vallahi, bu bir iş karıştırıyor yine. Aman susun, Bihter Hanım istemiş işte. Konuşup da başımıza dert almayalım yine. Proje beklediğimizden ağır ilerliyor. Sebepleri araştırmanız lazım. Bir an önce planlanan takvime yetişmek için eksiklikleri giderin. Tamam. O arazi şartlarında yol inşa etmek çok zor. Bu adamlar bunu başarıyorlar. Haklarını vermek lazım. Ama biraz daha hızlanmalıyız. İlk defa işle bu kadar aşırı neşir olacaksın. Heyecanlı mısın? Çok. Belirli yokken sakın gelmemezlik etme, olur mu? Bakalım. İşlerin durumuna göre uğrarım arada. Yemekten sonra dışarı çıkalım mı? Olur. Nereye gidelim? Bilmem. Baş başa olacağımız romantik bir yer buluruz herhalde. Behlül yarın yolcu diye onlara hiç teklif etmiyorum. Evet. Hazırlanmam lazım.
Evet, keyfinize bakın siz. Biz de bavul yapalım. Efendim oğlum. Anne dışarıda mısın? Babanla dönüyoruz şimdi. Ben 5 günlüğüne Azerbaycan'a gidiyorum. Alasmadık demek için aradım. Aa, hay Allah. Daha önce bilseydim uğrardım bugün. Görürdüm seni. Program bugün belli oldu. İşe daldım ben de, arayamadım, kusura bakma. Önemli değil yavrum. Gelince görüşürüz biz de. Peyker'le Doruk için gözün arkada kalmasın, olur mu? Ben sık sık yoklarım onları. Yalnız bırakmam. Ben yokken Bihter'le kalacak onlar. Ha. Peki çocuğum. Güle güle git, güle güle gel. Çok dikkat et kendine. Tamam. Merak etme sen beni. Hadi öpüyorum. Ben de oğlum. Peyker'e selam. Doruk'u da öp benim için. Öperim. Hoşça kal. İyi yolculuklar. Azerbaycan'a gidiyormuş. O aile için yaptığı hiçbir şey ilgilendirmiyor beni. Dua et bana. Amerika'daki okula kabul edileyim de gideyim buralardan. Sen gidersen ben ne yapacağım arkadaşsız? Sen benim gibi değilsin ki. Evde bile arkadaşlarım var. Bihter, Elif, Matmazel. Hatta Firdevs Hanım bile arkadaş gibiler. Matmazel'in yeri bambaşka. Diğerleriyle de iyi geçinmeye çalışıyorum mecburen. Sırf babam üzülmesin diye. Eviniz kalabalık ama güzel. Ben okuldan dönünce yapayalnız oturuyorum. Akşam annemler geldiğinde ya zaten küs oluyorlar ya da küsmek için kavga ediyorlar. Gidip kurtulmak istiyorum vallahi. Amerika'ya gidersem arada gelirsin bana, gezeriz. 18'ini geçtin. Liseyi de bitiriyorsun. Ben gidiyorum deyip gelirsin. Oldu. Öyle yaparım. Hadi uyuyalım artık, geç oldu. Seni bir ben müzik dinleyeceğim. Behlül'de değişik müzikler var mıdır? Gidip istesem. Sabah yola çıkacak o. Çoktan uyumuştur. Benim anahtarlığı çalıp yaptırdı kesin. Günahını alma. Gözünle mi gördün? Görmedim ama demiştim sana anahtarlarımı kaybettim diye. Ben de sana çıkar bir yerden dememiş miydim? Çıktı. Gözümün önünde duruyordu ama. Daha önce bakıp görmemiş olmam imkansız. Dalgınlıktan deyip geçtim ama şimdi onun elinde böyle şıngır şıngır görünce şüphelendim. Söyleyeyim sana, bu kadar tesadüf olur mu? Olmaz. Nasıl olsa Bihter Hanım'a soramayız diye onun adını kullanıyor vallahi. Ama gözümü karartıp soracağım ben. Gizli yaptıysa da çıksın ortaya. Aman aman, şimdi onlar da limoniymiş madem. Heyheyleri üstündedir, ters anlar. Yapma. Bunun yaptığı yanına kâr kalır o zaman.
Anahtar yaptırmak falan bunlar tehlikeli işler Süleyman. Başımıza daha büyük dert alırız sonra. Biliyorum. Ama sus sen. Bizimkileri velveleye verme. Ben hallederim bir şekilde. Adnan Bey'le konuş iyisi mi? O anlar bizi ancak. Aklın yolu bir. Bak, iyi insan lafının üzerine geldi işte. Hadi kalk karşına. Tamam. Efendim, hoş geldiniz. Yatmadınız mı daha? Çay isteyeni lafa dalmışız. Şey Adnan Bey, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Bir maruzatım var benim. Buyur. Estağfurullah. Ben giriyorum. Tamam canım. Dokunma bana. Dokunma bir daha. Biter. Sana defol git dedim hayatımdan. Bitti. Bak. Bütün yükü benim omuzlarıma yıkma. Sen de yapamayacaktın. Anladım. İlk adımı ben attım sadece. Büyük bir hatadan döndük. Benim en büyük hatam sana değer vermek oldu. Sayende benim de keşkelerim var artık. Keşke seni hiç yaklaştırmasaydım yanıma. Hiç karşılık vermeseydim. Farklı olduğunu düşünmeseydim keşke. Behlül'sün işte sen, busun. Çapsız, saygısız, haddini bilmez, megaloman. Nefret ediyorum senden. Ne diyor Süleyman Efendi? Bir sorun mu var? Katya kendisine evin anahtarlarını senin verdiğini söylemişti. Katya'nın doğru söyleyip söylemediğini merak etmiş. Niye bana sormuyor bunu? Çekindi herhalde, bana sordu. İyi, ben verdim o zaman. Yine sorarsa söylersin. Peki niye? Yani Katya'ya anahtarları niye verdin? Yukarı çıkmasına bile gerek yok. Lazım olur belki diye düşündüm. Bu kadar sorun olacaksa alırım yarın elinden. Sen bilirsin. Tamam, alırım.
Üşümez değil mi? Peyker burada değil canım. Ta Azerbaycan'a kadar gitti. Üşümez, merak etmeyin. Güneş çok güzel ısıtıyor. Keyfi yerinde. O zaman statik hesapları bir daha gözden geçmemiz gerekecek. Ben beton hesabında bir hata olduğunu düşünüyorum. Örnek alıp inceleteceğim ama çok sis var. İnşaat alanına gidemiyoruz. Her geçen gün aleyhimize işliyor, biliyorsun. Biliyorum ama iki gündür burada mahsur kaldık neredeyse. Sis hiç açılmadı. Ulaşım mümkün değil. Hay Allah, bu durumda planlanandan daha fazla kalmanız gerekecek. Hı hı, öyle görünüyor. Bu durum PK'nin hiç hoşuna gitmeyecek desem yalan olur. Nispet yapıyor gibi olmayalım ama biz de piknik yapıyoruz bahçede. Hava mis, güneş. Çok kötüsünüz. Gelince acısını çıkarırız beraber. Senin oğlan da açıldı saçıldı, keyif yapıyor da. Dur PK'yi vereyim de onunla konuş. Kendi istemiyor değil mi? Hadi hoşça kal şimdilik. Bu sis yarın dağılır diyorlar. Bakalım, yarın size iyi haberler vermeyi umuyorum. Bunu çok istiyoruz. Bir gelişme olursa ararım yine. Tamam, görüşürüz. Behlül'e selam. Tamam, oldu, söylerim. Alo canım. Herkese selamı var. Sağ olsun. Hava düzelmiş mi? Maalesef. Yazık, Peker de vicdan yapıyor burada. Bence sızlanmaya yer arıyor. Baba, tamam hadi. Tamam. Ya bakın nasıl zıplıyor. Raporu bitti, yarın okula başlayacak ya. Yine sakatlanmak istiyor. Aa, aman Allah korusun. Nihal haklı, yeni iyileştin. Ayağını zorlamaman lazım. Yardım edeyim şuna. Olmuş mu? Şahane. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Öpüyorum hayatım, görüşürüz. Telefonu getireyim mi? Yok, koy oraya. Yüzün gülüyor. Sesini duyunca içim rahatlıyor. Nasıllarmış? İki gündür mahsur kalmışlar ya şantiyede. Behlül sıkıntıdan patlamış. Yazık ona. Feridun, canım. Güneş hoşuna mı gitti? Şapka rahatsız etti galiba, istemiyor. Nedense hiç hoşlanmıyor şapkadan. Bülent de hiç sevmezdi bebekken. Zorla giydirdiğimize ne yapar eder, mutlaka çıkarırdı. Hatırlıyorum. Bir keresinde annem yataktan kalkamıyordu. Matmazel koşun şapkanın ipini yiyor diye bağırıyordu, yazık. Bülent doğduktan sonra hep hasta mıydı? Özür dilerim. Önemli değil. Aslında o kadar çok tanımak istiyorum ki anneni. Bu kadar güzel çocukları veren bir kadına çok saygı duyuyorum. Ama seni üzeceğim diye soramıyorum. Ben de her gece anlattırırdım Matmazel'e. Annemle ilk karşılaşmasından itibaren anlattırırdım. Babamla nasıl tanıştıklarını. Çok güzel bir kadındı. Buğulu bir güzelliği varmış. Resimleri harika. Sesi de çok güzeldi. Şarkıları notalarıyla söylerdi, hatırlıyorum. Kime bakıyorsun küçük? Birini mi arıyorsun? Nesrin Hanım burada mı oturuyor? Evet. Niye sordun? Hiç. Kim?
Kimsin sen? Nereden tanıyorsun Nesrin Hanım'ı? Tanıyorum bir yerden. Çağırsana, ona bir şey vereceğim. Bana ver, ben ona iletirim. Olmaz, ondan başkasına vermemem söylendi bana. Kim söyledi? Birisi. Çağıracak mısın? Tamam, bekle burada. Ay, beceremedim ben bunu. Karışma dedik sana. Bir kurumla ben de yapayım, elime mi yapışır dedin ama gerçekten yapıştı işte. Böyle böyle öğrenecek. Kolay gelsin. Oo Beşir, hoş geldin. Nasıl geçti sınav? Çok iyi. Ay maşallah, maşallah. Nesrin abla. Kapıda bir çocuk var, seni görmek istiyor. Beni mi? Hı, bekliyor, koş. Kimmiş, ne istiyormuş? Bilmiyorum, söylemedi. Allah Allah, nasıl bir çocuk? Bir kafası, iki kulağı, iki gözü var. Çocuk işte. Gerçekten de iyi geçmiş sınav. İki kol çengi, şakıyor Beşir, şakıyor. Çocuk mektup getirmiş. Hı, atıyorsun. Ne mektubu? Güzel kaptandan mı? Bilmem artık. Ne oldu? Sen mi çağırdın beni? Nesrin Hanım sen misin? Evet. Sen kimsin? Bunu Rıza Kaptan gönderdi. Ne bu? Al götür, istemem bunu. Hey! Dur! Dur! Küçük! Gel buraya! Gel! Gel! Allah Allah! Muhterem Nesrin hanımefendi, sizi gördüm beğendim, kalbim Karadeniz gibi çirbindi. Niyetim çiğdi, lakin bu işler ha böyle patlanaraktan olmaz. Önce bir konuşup anlaşıp, ileride anlaşıp anlaşamayacağımızı anlamamız lazım gelir. Ne demişler? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa. Aşağıda numarasını yazmış olduğum cep telefonundan ararsınız, buluşup konuşmak için randevuleşebilirim. Saygılar, Rıza. Rıza Kaptan'dan mı? Aşk mektubu mu? Ver bakayım. Ya Cemile, Cemile versene şunu. Cemile ver diyorum sana. Cemile, Cemile versene şunu ya. Cemile yapma diyorum sana. Cemile yapma. Ne oluyor? Rıza Kaptan var ya balıkçı hani. Hep senin yüzünden. Ne olmuş Rıza Kaptan'a? Aşık olmuş. Kime bil? Sus kızım, aa. İnanmıyorum Nesrin. Geçenlerde telefon etti, şimdi de mektup yazmış. Vay, neler oluyormuş da haberimiz yokmuş. Ya bir şey olduğu yok. Hadi bakalım hayırlısı. Damat da yakışıklı ama maviş maviş. ya Süleyman amca, şuna bir şey söyle. Geçen gün Matmazel'e de söyledi. Dalga geçiyor benimle. Ya alay ediyor ya. Ağlama. Hep yapıyorsun bunu. Ben senin maskaran mıyım? Çabuk özür dilesin, çabuk. Özür dilerim. Tamam, dalga geçmeyeceğim. Biliyorum, iş ciddi. Ya Şahiste abla. Şunun ağzına da laf veriyorsun ya. Konuşmuyorum seninle. Gel buraya, mantı yapıyoruz kızım ha. Çok üzüldü. Aslında çok sevindi. Yani sevinçten ağlıyor. Kızım ne istedin Nihal'cığım? Şu biberon yere düştü de. Ver kaynatalım hemen. Ha, limonata da alacağım. Thank you.
Akşama mantı yiyoruz ha? Hı hı. Peyker Hanım'ın canı çekmiş. Ben de ne zamandır istiyordum. Şunları bırakayım geleyim yardım edeyim size. İyi olur vallahi. Bir fire verdik açığı kapatırsın. Hemen geliyorum. Ortalık duruldu mu? Ya yazık ama ağladı. Ya hay Allah. Aslında iyi çift olmuşlar. Bence de. Ne oldu senin sınav? Çok iyi geçti. Ay inşallah ben de üniversite sınavından sonra böyle konuşurum inşallah. İnşallah. Kaç saattir oturuyoruz şurada. Kimse ilgilenmiyor. Mantı işine giriştiler ya ondan. Bu evde rejim yapmak imkansız vallahi. Buraya yerleştiğimden beri kaç kilo aldım? Sporu da bıraktın ondan. Beniz Hanım'la yürüyoruz her gün ama yetmiyor tabii. Limonata geldi. Dernekten arıyorlar. Alo. Bihter. Ne istiyorsun? Niye arıyorsun beni? Vicdan azabı çekiyorum. Hayal kırıklığına uğrattım seni. Artık beni hiç ilgilendirmiyorsun. Lütfen böyle söyleme. Ne oldu yine oyun mu oynamak istiyorsun? Gerçekleri yaşamaya cesaretin yok. Amcanın güvencesinde benimle heyecan yaşamak mı istiyorsun uzaktan uzağa? İşkence etme bana. İlk erken gösterdiğin yüzünü. Daha derin bir uçuruma yuvarlanmadan kurtuldum senden. Kimin elinden tutsan yarı yolda bırakıyorsun. Ama iyi ki çabuk bıraktın, iyi ki. Bir daha arama sakın. Oyun bitti. Bihter. Canım. Ne oldu? Kimdi arayan? Dernekten aradılar. Bugün ailemle baş başa bırakın beni dedim. İşte bu. Zaman zaman hayır demeyi bileceksin. Müthiş görünüyor. Hepinizin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben az alayım. Çok güzel ama. Ben de onun için az istiyorum ya. Tehlikeli bir şey bu. Teşekkür ederim. Nihat'ın aklı burada kaldı. Durmadan arıyor. Beni aradığı yok vallahi. Hep sizin telefonunuz çalıyor. Efendim Nihat'cığım. Adnan Bey neredesiniz? Evdeyim, ne oldu? Yalnız mısınız? Yemekteyiz hep beraber. Ne oldu, bir şey mi var? Daha önce haber vermek istemedim. Bekleyeyim dedim ama haberlerden önce benden duyun. Kötü bir şey mi oldu? Behlül kayboldu. Ne diyorsun? Bu siste helikopterle havalanmış. Pilot hava şartları uygun değil demiş ama... Behlül inşaat alanına gitmek için çok ısrar etmiş. 6 saattir kendilerinden haber alamıyoruz. Baba! Baba! Adnan! Radarda görünmüyorlar. Sinyal de yok. Aramalar devam ediyor ama umudumuz azalmaya başladı. Doğru söyle bana. Düştü mü helikopter? Öldü mü Behlül?
düştüğü tahmin ediliyor.